Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Vay be. Nerede olduğumuza bakalım. Şu anda Pakistan'dan Afganistan'a girmiş bulunmaktayız. Ruhatta Asya haritası güncellendi arkadaşlar. Şu bölge yeni eklendi. Çin'e kadar gidiyor. Şurada Çin sınırı var. Bu taraf Afganistan, Pakistan, İran falan filan. Falan filan Inter Milan'a kadar. Gayet güzel olmuş. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şu anda Pakistan'dayız. Kandahar, Delaram. Yani şu anda Afganistan'a geçtik. Afganistan'ı boydan boya geçerek Türkmenistan'a, Türkmenistan'dan da Feribot'ta Odessa'ya gideceğiz, Ukrayna'ya, oradan Litvanya'ya, Vilna'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. Harita modumuz şu şekilde. Türkiye haritası burada görüyorsunuz. Rodos, Girit, Roeksendet, Güney bölgesi. Ondan sonracığıma Roto Asya bölgesi. Kazakistan map. Şurada biliyorsunuz Kafkasya yol bağlantısı var. O da güzel bir harita modu. Biraz sıkıcı olmakla beraber Aral bölgesi var. Sibir map, Volga map, Kirov map, Rus map. Rus map güncellendi bu arada. Güney bölgesiyle beraber Rus map 2.43. Güney bölgesi de 10.9 güncellemesini aldı. Yani ETS 2'nin 1.43 sürümüyle uyumlu hale getirildi. Bu arada yeni bir modumuz var. Orta Polonya'yı ekliyor. Poland Detail Ethnic Mod diye geçiyor. İndirme linklerini bırakacağım zaten. İsveç adaları burada arkadaşlar. Artı olarak tabi Paris yapılandırması var. Ve Afromap da burada. İyi seyirler diliyorum. Erkin Baba da konuşuyor bu arada. Renault T aracımız var. Bu arada yeni yıl görevlerini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir led verdi bize. Kabin aydınlatması. İyi mi kötü mü kararını siz verin. Bu seferlik kullanayım dedim. Afganistan'a yavaş yavaş taklaya devam. Tabii bu 4000 kilometrelik bir yol arkadaşlar. Hepsini gidecek halimiz yok da. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Vay, hamur. Avro rüşvet ödendi diyorlar. Vay arkadaşım. Kandahar bölgesi diyor. Mikrofonu tamir ettim ama yine ara sıra saçmalıyor. Sesim gelmiyorsa da kusura bakmayın. Devam. Hasretinle yandı gönül be.
Yürü be Doncu, yürü. Kandahar. Afganistan'ın en önemli şehri aldı. Vay vay vay. Buranın sokak yemekleri de meşhur böyle. Ha? Hijyen hak getirdi tabii. Sola dönmeye hazırlanın. Sola mı sağa mı ya? Sola dön. Yer yer asker var ya. Her yer. Sakat yer. Düz ilerleyin. Yoğustan bu ne ya? Baba buraya... Kendi ağırlığa yine gidiyor.
Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete derler ya. Stop diyor baba, stop. Robot diye yoksa oyarız hesabı. Tabi fazla uzatmayacağız videoyu. Mod sıralamasını da göstereyim size. Sıkıntı çeken arkadaşlar var. Vallahi arkadaşlar bende çalışıyor. Ama bende çalışıyor, sizde çalışacak diye bir kaide de yok. Bazen bende bile oyunun çöktüğü oluyor. Niye? Çünkü çoklu harita kombinasyonu. İyi bir bilgisayar olması lazım her şeyden önce. Güzel bir ekran kartına da ihtiyaç var. En azından Full HD çözünürlükte falan böyle. Hadi 4K'yı 5K'yı geçtim de. Ben şu anda mesela o kadar yeni bir sistem olmamasına rağmen oynuyorum. Problem yok. Ve şu anda şu kalite kombinasyonunda en az 70-75 tane falan mod çalışıyor yani şu anda. İrili ufaklı dosyalar olmak üzere. Bunun içinde küçük dosyalar da var. Büyük harita modlar da var. Hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için zaten bu tip kombinasyonlar tavsiye etmiyor. En azından tek bir harita moduyla falan başlayabilirsiniz. Bilgisayara da birdenbire yüklenmemiş olursunuz yani. Öncelikle mesela Promos gibi, Roxanne'deki gibi haritayı yükleyin. Bir miktar oynadıktan sonra diğer haritaları ilave edersiniz. Hepsini birden yüklediğimi bilgisayar sapıtıyor haliyle yani. Oo, bu ne ya? Git git git, hep şey da Kandahar'dan çıktık diyorlar. Taliban denk gelmese bari. Velhasıl durumlar böyle.
tekrar indirdiğimiz modun sağlam olup olmadığını kontrol edin arkadaşlar. Bozuk modları yüklemeyin. Bozuk modlar oyun oynarken çökmeye aratır. Görüyorsun değil mi? Oğlum, trafik var bak. Yürüsene. Allah Allah. Ben hayatımdan hiç memnun değilim. Ne işimiz var burada hesabı? İstiyor ki hep Avrupa çalışıyor. Nimrus. Görüyorsun değil mi? LED nasıl yanıyor? Böyle dertli biterim. Evet. Haritaya bir bakalım abi. Daha çok var be ya. Biraz daha gidelim de şu Herat'ta bitiririz. Bu haritanın bütün komple gitmemize imkan yok arkadaşlar. Hani ben giderim tabi de. Videoya çekme imkanım yok. Bir buçuk saatte, 2 saatte buldum. Nereye geldik? Ferdi Baba, Delaram, eline uğra bayıl bak. Aha almadım ben. Düz ilerle. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürün kendimi. Vay be, ellere bak. Çok abartı bu ledler değil mi? Thank you.
parasını böyle ağa yolda işte. Ağaç yok, insan yok, ev yok. Kum, kaya, taş, başka bir olay yok yani. Böyle gideceksin. Bu videoyu daha fazla uzatmanın manası yok arkadaşlar. Valla duracak yer de yok. Şöyle kenarda bitireyim, gece zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şimdi şu sıralama şeyine de bakalım. Şöyle. Radyomuzu da bir kapatalım hele. Evet. Çıkış. Evet. 74 tane mod var arkadaşlar. Dile kolay ya. Şu anda oynadığım profilde yani. Az da değil. Bunların sıralamasını size göstereyim. Şunlar biliyorsunuz. Kabin ve dorse boyaları. Kabin içi araçlar falan filan. Bunlar J-Sket'in araç modları. J-Sket diye aratırsanız internette çıkar arkadaşlar. Afromap. Afromap'ta önemli olan 7-Zip programıyla dosya konumunda açıyorsunuz. İçindeki uyumluluk dosyasının bulunduğu manifesto C dosyasını da açıp eski sürüm olan güncelleme versiyonunun yazdığı eski sürüm olan 1.35, 1.38 neyse 1.40 ya da onu 1.43 yapıp kapat, kaydedip kapatıyorsunuz. Bu kadar. Real Avrupa. Gördüğünüz gibi. Euro.net. Bu Avrupa'da oldukça güzel yeni şehirler ekliyor, yeni yollar ekliyor. Tavsiye ederim. Bu Grestep Kazakistan map oluyor. O da 2.0 sürümü çalışıyor arkadaşlar. Bu yeni güncellenen Road to Asia. Gördüğünüz gibi 1.2 idi. 1.2.1 sürümü geldi. Ondan sonra Kazakistan'a küçük bir dosya ekleyen Roatto Aral, yani Aral yolu mu oluyor herhalde. Tabi bunların fix dosyalarını falan kuracaksınız abi. Yoksa çalışmaz. Bu neymiş? Sibir map. Evet. 212 B sürümü. Gördüğünüz gibi güney bölgesi SR map. Sol Regulum mat güncellendi 1.43'e 10.9 sürümü. Ondan sonracıma Volga map. Volga map'ın ilave dosyaları İngilizce şehir isimleriyle Volga map'ın yol üstündeki Rusça olan şeyleri düzeltiyor bu dosyalar. Mediterrane Expansion dediği Girit adası oluyor. Medmap'ta İtalya'nın kuzeyinde, güneyinde pardon, 1-2 küçük şehir ekliyor. Poland detayı, bu yeni gelen bir mod. 1.43 civarı arkadaşlar. Versiyonu yazmamış burada ama 1.43. İçimi onu da kesin bilmiyorum. Kafadan atmayayım şimdi. Neticede çalışıyor ETS 2.1.43'te. Rus map
Bu da güncellendi. 2.4.3 oldu. 1.43'te çalışıyor. Bu fix dosyası yeni gelen bir dosya. Bu da Kazakistan'la Rusya arasındaki yolu düzenliyor. Kiromap. Aslında bu Kiromap koyduğunuz zaman Sibirya açık alanlar haritasında yüklemek lazım da ben sevmiyorum o haritayı. Biraz yapmacık geliyor. Devamlı askeri şeyler falan. Rodos adası arkadaşlar bu. Roxanne haritasıyla gelen, Türkiye'ye ilave olarak gelen bir mod. Roxanne 3.3 bendeki. Arzu ederseniz tabi bunun şeyi de var. 2.9 Freeze'i de var. Arada büyük bir fark yok. Nerede o? İşte şu. Arada büyük bir fark yok. Hangisini isterseniz onu kullanın. Azge dediği bu Kazakistan. Kazakistan demişim. Azerbaycan Gürcistan'a ekliyor arkadaşlar. Şu da Kafkasya yolu oluyor. Azar Denizi'nin kıyısından Kazakistan'a bir yol ekliyor. Yolu kısaltmış oluyor yani. Karadeniz, Rusya üzerinden dolaşmıyorsunuz. Bunlar o kadar önemli şeyler değil. Yükleseniz de olur. Bertha Feynman. İtalya'da küçük bir evi ekliyor. Paris yapılanlar, İsveç adaları. Bunlar da arka plan haritalar arkadaşlar. Bu indirme linklerini benim bir önceki videomda verdiğim videoda linkini bırakacağım. Orada bütün indirme linkleri var. Buna ilave olan 3 tane yeni şey var. Şu Rex'in yol bağlantı dosyası yeni. Bunlar önemli diye gösteriyorum. Şu Kazakistan ve Rusya arasındaki yolu bağlayan dosya yeni. Şu bu haritada yeni. Ben yeni kullandım. Ondan sonra ne demiştik? Ruatto Asya. Bu yeni arkadaşlar. Evet. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.